Hadi bir hayal edin. Hava muhteşem, deniz sıcak. Üstüne üstlük siz de deniz kenarındasınız. Yoğun bir çalışma yılının ardından şöyle bir suya dalıp ferahlayacaksınız. Aman tanrım git. Dedim. Anam. Oh, evet o. Harika deniz keyfinizin tabiri caizse içine edip acılı sonla bitmesine neden olabilecek bir canlı. Neden mi bahsediyorum? Tabii ki deniz kestanesinden. Battığı zaman verdiği acıyı bir kenara bırakırsak, deniz dikeni ya da kara diken olarak da bilinen bu canlı, afrodizyak etkisi olduğu söylentisiyle de son zamanlarda oldukça popüler bir yiyecek haline geldi. Genellikle 5 ila 10 santim boyutlarında olan ve kayalara yapışık şekilde bulunan bu derisi dikenliler, dünyanın her yanındaki okyanuslarda ve denizlerde bulunuyor. Yaklaşık 950'nin üstünde de türe sahipler. Kendilerinin herhangi bir kemik yapıları bulunmazken, kalsiyum karbonattan oluşan kırılabilir nazik bir bedenleri var. Mercanlar ve yosunlar arasındaki dengeyi sağlayan, okyanus ve deniz ekosisteminde önemli bir rolü olan bu canlıların hareket etmediği düşünülebilir. Fakat ederler. Dikenleriyle kendilerini iterek ya da tüp ayaklarıyla sürünerek arzu ettikleri konumlara doğru ilerleyebilirler. Ağızları vücutlarının altında, anüsleri ise üsttedir. Tıpkı bazı sevimsiz insanlar gibi. Ayrıca beyinleri de yoktur. Tıpkı bazı sevimsiz insanlar gibi. Bunun yerine sinir sistemleri aracılığıyla uzuvlarını kontrol edebilirler. Deniz kestanelerinin iki tarafı da simetrik bir yapıdadır. Yani vücutları eşit olarak iki parçaya ayrılabilir. Bulundurdukları yoğun dikenler onları denizlerdeki diğer yırtıcılardan korur. Fakat bazı düşmanları bu dikenleri pek de umursamaz. Mesela susamurlar keskin pençeleri sayesinde kolaylıkla deniz kestanelerini tüketebiliyorlar. İstakozlar ve yengeçler de kıskaçları sayesinde dikenleri temizleyip sonra zavallı hayvanın içine girebiliyor. Yırtıcı balıklar da dikenleri aldırmadan ısırarak bu işi halledebiliyor. Hayvanların yanı sıra tabi insanlar için de deniz kestaneleri bir av. Dünya üzerinde neredeyse her yerde bu canlı yenmekte. Türkiye'de de çok yaygın olmamasına rağmen daha çok Ege bölgesinde meze olarak tüketiliyor. Serbest dalış yöntemiyle toplanabilen deniz kestaneleri soğuk suyu da pek bir seviyor. Bu nedenle Aralık ve Ocak ayları en etli oldukları dönemler. Sular ısındıkça da verimleri düşüyor. Bu arada et diye kastedilense aslında içinde bulundurdukları havyar. Çoğunlukla mat renkte olmalarına rağmen yaşadıkları meralara göre yeşil, kahverengi, mor ve siyah olanları da mevcut. Dikenlerin uzunluğu türden türe değişir ama siyah ve çok sivri dikenli olanları genelde erkektir. Yani yemek için eğer onları yakalarsanız avucunuzu yalarsınız. Bizden söylemesi. En çok tercih edilenleri ise içini açtığınızda sütlü diye tabir edilen kırmızı beyaz renkte olan havyara sahip olanlar. Tabi yemeden önce içindeki kumuydu, yosunuydu falan temizlenmesi de gerekli ona göre. Bu arada tüketimlerinin de bilinçli olması şart. Zaten artan deniz kirliliği, artan bilinçsiz deniz mahsulleri avcılığı onların da yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Hatta bazı türlerinin nesli bu nedenle tükenmekte bile. Deniz kestaneleri doğal ortamlarında 30 yılı aşkın bir süre hayatta kalabiliyor. Fakat bugüne kadar ele geçmiş en yaşlı deniz kestanesi resmen yıllara meydan okumuş ve 200 yaşına dayanmış. Peki üstüne basılırsa ne olur? Elbette üstüne basan bir insanda acı veren yaralar oluşacaktır. Fakat ciddi anlamda tehlikeli değildirler. Kırılıp çıkması zorlaşabilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle cımbız yardımıyla dikenlerinin hızlıca çıkartılması, mümkünse sirke kompresi uygulanması olumlu etkileyecektir.
Tabi ne olur ne olmaz tıbbi müdahale de tedbir amaçlı vakit kaybetmeden yapılmalı. Türk karasularındaki türler pek tehlikeli değildir ama Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli bazı türler biraz tehlikeli. Maalesef küresel ısınmanın etkisiyle Süveyş kanalı yoluyla göç edip Akdeniz'e ulaşan bu türler zehirli olabiliyor. Bu zehir ölümcül olmamakla birlikte alerjisi olan kişiler için de risk teşkil edebilir. Özellikle Hint-Batı Pasifik bölgesinde bulunan çiçek kestanesinin zehri, şiddetli ağrılara ve ölüme yol açan kas kasılmalarına neden olabilir. Hatta bu yüzden 2014 yılında en tehlikeli deniz kestanesi olarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmışlığı bile var. Bu nedenle tekrar belirtmek gerekirse batan bölge, eğer iğne kaldıysa dikkatlice iğnelerden temizlenmeli, mümkünse sıcak suda ya da sirkeli suda tutulmalı ve ne olur ne olmaz doktora danışılmalı. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Beğenmediyseniz bunları yapmayabilirsiniz ama neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz.